Ya Hüseyin. Dillerin bülbül olsun, nefesin keskin olsun. Adını andığın erenlerin, evliyaların himmet ve hidayetleri üzerinizde hazır ve nazır olsun. Cenab-ı Allah saklasın, beklesin. Dualarımızı da dergah-ı izzetinde kabul eylesin inşallah. Evet, sevgili canlar, tabii ki bu ay hepimizin bildiği gibi Muharrem ayı. Bu ayın önemini bilmemiz lazım. Bu ayın ne olduğunu bilmemiz lazım. Bu ayın ne olduğunu anlamamız lazım. Ona göre bu ayda, Muharrem ayında matem tutmak nedir? Matemin anlamı nedir? Sizlere kısa bir 5-6 dakika bilgi vermek istiyorum. Daha sonra dedelerimize sohbeti vereceğim. Hepinize anlamak, dinlemek nasip eder inşallah. Değerli canlar, Muharrem ayının inancımızdaki yerini özel kılan olaylardan biri de bu ayın matem ayı olması. Yani anlaşıldı değil mi? Bu ay ne ayı? Matem ayı. Matem çok sevilen ve çok değerli olan bir şeyi veya bir kimseyi kaybetmenin verdiği acıyı en ileri düzeyde hissetmenin acısıdır. Bu ayda kimi kaybettik biz? İmam Hüseyin'i. Bu yolu kim bıraktı bize? İmam Ali'nin evlatları, İmam Hasan, İmam Hüseyin, 12 imamlar. Peki biz de o zaman bu yolu, bu güzelliği bizlere bırakan bu imamların yolundan gitmek, bu gibi aylarda, matem aylarında sohbetlerimizi, muhabbetlerimizi yapmak, dinlemek hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Bu ay Alevilerin, yani gerçek müminlerin matem ayıdır sevgili canlar. Cenab-ı Allah gerçek mümin olan kullardan eylesin inşallah hepimizi.
Çünkü bu ay Yüce Peygamberimizin torunu Hazreti İmam Hüseyin'in ve yol arkadaşlarının Kerbela'da bunlarca katledildiği, şehit edildiği aydır. Kerbela zulmü insanlık tarihinin uçan utanç sayfalarından biridir. İnsanlık Kerbela'da çok değerli bir varlığını ne yapmıştır? Zulme kurban vermiştir sevgili canlar. Peygamberler Sultanı Hazreti Muhammed'in Ehl-i Beyti'nin kan ağladığı mübarek bedenlerinin Kerbela çöllerinde yerlere serildiği, başlarının mızraklar ucunda gezdirildiği, tüm Müslümanların namusu olan Ehl-i Beyt kadınlarının çıplak develer üzerinde perişan edildiği ay olan Muharrem ayında yer ve gökler baştan başa karalar bağlamış ve mateme bürünmüştür sevgili canlar. Ama görüyorum, gördüğüm kadarıyla da hiç matem ayı değilmiş gibi insanlarımız zevki sefasını, eğlencesini, düğününü yapıyor. Bu da bizim inancımıza, yolumuza yakışmıyor sevgili canlar. Biraz kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Şöyle elimizi vicdanımıza koymamız lazım. Bu ay Ehl-i Beyt sevenler ile sevmeyenlerin ayrıştığı bir aydır. Hani Tarık dedem geçen sohbetlerinde devamlı söylüyor. Yani İslam diyoruz ya, İslam. Bir Muhammed'i İslam, bir de Emevi İslam. Emevi İslam olanlar şu anda gene zulüm yapıyor. Sivasları yaptı, Çorumları yaptı. Efendim Maraşları yaptı. Efendim Gazileri yaptı. Ankara'da kar katliamını yaptı, hala devam ediyor. Bunlar hiç hoş bir şey değil. Onun için sevgili canlar, gerçek müminlerin tevella ile Ehl-i Beyt bağlandıktan, yani bağlandıkları teberra ile zalimlere muhalefet ettikleri bir aydır bu ay. Matemimiz Ehl-i Beyt aşkınadır. Matemimiz İmam Hüseyin aşkınadır. Matemimiz mazlumlar aşkınadır. Orada İmam Hüseyin'in yarenleri 6 aylık yavrusuna varana kadar şehit oldu sevgili canlar. Bir taraftan adaletin, hakkın, şerefin, kahramanlığın temsilcisi İmam Hüseyin ve yol arkadaşları, diğer taraftan da zalim Yezid katil ordusu. İşte bu ayda matem tutmak adaletten, haktan, şereften yana olmak demektir. Hani bizim inancımızda adalet olmazsa olmazımız diyoruz ya, ama adaletli olmak her baba yiğidin karı değildir. Peygamberin yolundan, Ehl-i Beyt'in yolundan giden, onların inancını Pir Sultan'ın dediği gibi dönen dönsün, ben dönmezem şiarıyla bugünlere getiren bizim pirlerimizin, dedelerimizin sayesinde bu sevgili canlar adalet bugünlere kadar tecelli etti. İşte zulme boyun eğmeyen İmam Hüseyin için bu ayda yas tutmak bizim görevimiz. Bu ayda matem tutmak bizim görevimiz. Peygamber soyunun acısıyla acılanmak bizim görevimiz. Bu ayda matem tutmak zalimlere karşı öfkemizin yüzyıllar sonra bile tükenmediğini göstermek demektir. Şehitler Şahı İmam Hüseyin'in aşkıyla boyanmak demektir. Düştü Hüseyin atından Sahra-i Kerbela'ya, Cibril git haber ver Sultan-ı Enbiya'ya. Yüce Peygamberimizin sevgili torunu Hazreti İmam Ali Efendimizin sevgili oğlu Şehitler Şahı Hazreti İmam Hüseyin Kerbela'da mübarek canını İslam uğruna, peygamber yoluna, Şah-ı Merdan yoluna, hak ve adalet yoluna canını feda etmiştir. Onun örnek kıyamı yüzyıllar boyunca tüm mazlumların güç kaynağı, mübarek kıyamıdır. Hiçbir koşulda zulme boyun eğmemek gerektiğini, hakkı, adaleti can pahasına da olsa savunmak gerektiğini bizlere göstermiştir sevgili canlar. Hak ile batılın, Furkan'ın, aşıkların destanı, sadıkların meydanı Kerbela.
Kerbela kıyımı kahramanlığın, yiğitliğin, hassasiyetin ve zulme isyan öğrettiği bir okul gibidir bizlere. Hazreti İmam Hüseyin de bu okulun baş öğretmenidir. İşte biz de o öğretmenin yolundan gitmek için mücadele vereceğiz. O okulda okuyup mateme bürünlere selam olsun. İmam Hüseyin için ah çekip ağlayanlara selam olsun. Yezide ve tüm zalimlere, lanet okuyanlara da selam olsun. Zulüm altında inleyen mazlumların tek ümit ışığı işte bizleriz. Bir can için bu mazlumların ümit ışığını nasıl söndürürüm diyen İmam Hüseyin'in ışığı hiç kuşku yok ki onu sevenlerle şefaat olarak ona dönecektir. O ümit ışığı müminlerin kurtuluş çerağı olacaktır. Zalimlere karşı başkaldırı olacaktır. İnsanca ve korkusuzca yaşamanın hiç sönmeyen ateşi olacaktır. Bu ateş sonsuza dek yaşayacaktır. Bu ateş günümüzü, gözümüzü, yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatmaya her zaman devam edecektir. Bu ateş kalbimizi tutuşturan bir iman ateşi olacaktır. Mümin vasfına ermenin ateşi olacaktır. Ne mutlu yüreğinde iman ışığını söndürmeyenlere, ne mutlu İmam Hüseyin'in aşkıyla mateme vurunanlara, ne mutlu Kerbela şehitleri için işte gözyaşı dökenlere. Sözlerimi bir hak aşığının sözleriyle bitirmek istiyorum sevgili canlar. Güneşe koşan yollar bizim, kış ardından bahar bizim, karlı duvak takmış dağda geceyi yakan ateş bizim. Yalanı yenen dostluk bizim, zulmü yenerek gönül bizim, ufka uçan turnalarla Ali bizim, Hasan bizim, Hüseyin bizim, 12 imamlar bizim, 7 ulu ozanlar bizim. Yüce Tanrı ibadetlerimizi Yüce Allah katında kabul eylesin. Matemimiz İmam Hüseyin'in aşkına tutanlara Cenab-ı Allah güzel bir şekilde bizlere, o güzelliği yaşayanlara selam olsun diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah kabul etsin ibadetlerinizi, sohbetlerinizi. Eyvallah. Sözü dedeme bırakmak istiyorum ben. Yüreğine sağlık dedim, dedeciğim. Desturunuzda dedelerim, himmet eyleyin erenler. Demdir ey dil, ağla durma, tende can ağlar bugün. Ahu efgan eyle, kim cümle cihan ağlar bugün. Bu Muharrem mahıdır, bu Muharrem ayıdır. Matam matem demidir, ağla gel. Ol şehidi Kerbela'ya, aşikan ağlar bugün. Hanedan-ı ehli beyte zulmü üdvan ettiler. Seyli eşkin akıdıp kevnü mekan ağlar bugün. Kurretül ayni Resul'ü ettiler susuz şehid. Nuru çeşmi Murteza'ya, asuman ağlar bugün. Görmemiş bir mislini devri felek bu fitnenin. Görmemiş bir mislini devri felek bu fitnenin. Kainat hem nuhu felek, devri zaman ağlar bugün. Büküldü beli çarkın, gönüller boyandı kane. Zade-i Fatıma'ya, lahutiyan ağlar bugün. Ey kadimi, gözyaşların durmasın, aksın hemen. Dökülen hun-i Hüseyin'e her göz kan ağlar bugün. Allah İmam Hüseyin için çektiğiniz yasları, matemleri ve tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Allah. Bu kaldığımız konuya başlamadan önce Muharrem ayı bütün deyişlerimizde, bütün pirlerimizin
buyruklarında matem ayı olarak geçer. Net, hiç şüphe yok. Bütün deyişlerimizde, bütün ozanlarımızın sözlerinde matem ayıdır. Kime matem tutuyoruz? İmam Hüseyin'e matem tutuyoruz. İmam Hüseyin'e matem tutulan bir aydır. Birinde başlarız, 12 gün boyunca tutarız. Bazı yerlerde bu fazla da tutulabilir. Daha da onuna kadar da indirilebilir. Ama bir Muharrem'den 10 Muharrem'e kadar, 10 Muharrem nedir? Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gün 10 Muharrem'dir. Biz 13'ünde aşure yaparız. 10'unda aşura, yani İmam Hüseyin'in şehit olmasına, Kerbela'daki İmam Hüseyin'in yaranlarının şehit olmasına da o gün ağlarız. Aşura günü, yani 10 Muharrem, başka hiçbir güne benzemez. 10 Muharrem, İmam Hüseyin'in şehit edildiği gün, 1 Muharrem'e benzemez, 2 Muharrem'e benzemez, 12 Muharrem'e benzemez. 10 Muharrem, yılın hiçbir gününe benzemez. Hazreti Peygamber Fahri Kainat buyuruyor ki, Aşura günü yeryüzü ve gökyüzü kan ağlar. Bizim bütün deyişlerimiz var. Hangi gün kan ağlıyor? Muharrem'in 9. günü değil, 11. günü değil, 10. gün. Biz nasıl kan ağladığını bilmiyoruz taşın, toprağın. Ama Resulullah buyuruyor ki kan ağlar. Böyle bir gün. Hiçbir gün Aşura'ya benzemez. Onun için 12 gün oruç tutuyoruz. Matem orucu tutuyoruz. Allah kabul etsin. Matem orucu, bu bizim tuttuğumuz oruç başka oruçlara benzemiyor. Akşamları su içmiyoruz. Değil mi? Birçok geleneğe göre işte et yenilmiyor. Bazı yerlerde elma yenilmiyor. Hatta eskiden soğan kesilmezdi, sarımsak kesilmezdi, hayvan kesilmezdi. Çünkü bu bir aşk orucudur. İmam Hüseyin'in matemi yaşasın. Her yıl insanlar Muharrem ayı geldiğinde İmam Hüseyin'e kulak kabartsın. İmam Hüseyin ne diyor, 1400 sene önceden bize ne mesaj gönderdi? Onu algılayabilmek için, onu anlayabilmek için biz gündüzlerimizi aç, gecelerimizi susuz, kendimizi Kerbela şehitlerine benzeyen, onların acısını bir nebze de olsa çekebilen insanlar yapmaya çalışmışız. Ve bizim pirlerimiz bize bunu böyle öğrettiler. Bizim ozanlarımız, aşık-ı sadıklarımız Muharrem oruç ayıdır diye öğretmediler. Yedi ulu ozanın hiçbirisinde, hiçbir deyişinde Muharrem oruç ayıdır diye bir şey duyamazsınız. Muharrem matem ayıdır. Çünkü biz ne dedik? İlk gün oruç tutmak, cem yapmak, semah, namaz kılmak, bütün ibadetler ehli sünneti ile alevisiyle. Bunlar velayet anlaşılmadığı zaman İmam Hüseyin niye Yezid'e kıyam etti? Herkes namaz kılıyordu, herkes oruç tutuyordu. Niye kıyam etti? Herkes oruç tutuyordu. Yezid'in askerleri oruç tutuyorlardı. Ve İmam Hüseyin'i Allah için öldürmeye gelmişlerdi. Ama imamı tanımamışlardı. Biz cemde çera uyandırıyoruz ya, din neyle kamildir? İşte bizim uyandırdığımız bu çerağla tamam olmuştur. Allah, Muhammed, Ali dediğimizde bu Kur'an'ın geliş şeklidir. Allah, Muhammed, Ali. Ali ile din tamam olmuştur. Siz ne kadar cem yaparsanız yapın, ne kadar semah dönerseniz dönün, eğer bunlar Allah için değilse, eğer bunlar Muhammedi ve Alevi yol için değilse, eğer bunlar velayeti bilmek için değilse, eğer velayet bilinmiyorsa, hür gibi, hiçbir işe yaramaz. Siz zamanın imamını tanımadığınız zaman Yezid'in askeri de olabilirsiniz. Bugün Allah'a, peygambere inananlar oluyorlar mı? Çağdaş Yezidlerin askerleri oluyorlar mı? Allah'ı ve peygamberi tanıyorlar ama imamı tanımayan çağdaş Yezid'in askeri oluyor. Onun için Muharrem ayı matem ayıdır.
Allah Kur'an'da vel fecr ve leyalin vel aş, fecre ve 10 geceye and olsun buyuruyor. 10 gece. Ne demek? Hangi 10 gece? Bu ayeti kerimeyi bize kim açıklayacak? Tarık Çimen açıklayacak. Hayır. Falan açıklayacak. Hayır. Ben bu ayetten bunu anlıyorum. Hayır. Hiç kimse bana göre böyledir, bana göre Alevilikte bu yoktur, bana göre böyledir ibaresi yoktur. Biz Kur'an ve Ehl-i Beyt'e tabiysek, Resulullah'ın bıraktığı iki ağır emanet olan Kur'an ve Ehl-i Beyt'e birlikte sarılıyorsak, Kur'an'ı bize açıklayacak olan Ehl-i Beyt'tir. Vel fecr ayetini, bu 10 gece ayetini imamlar ne diyorlar, nasıl açıklamışlar? Bu 10 günden kasıt, çünkü bir şey yok, 10 güne and olsun diyor Allah. Herhangi bir açıklama yok Kur'an'da. Sadece 10 güne and olsun. O zaman kime soracağız bunu? İlmin kapısı olan Ali'ye soracağız. Ali ne diyor? Ehl-i Beyt imamları ne diyor? Buradan kasıt Muharrem'in ilk 10 günüdür. Çünkü İmam Hüseyin birinin ikisinde Muharrem'de Kerbela'ya konaklamış, 10. gün şehit edilmiştir. Allah da bu 10 güne ant veriyor. Çünkü Allah Hüseyin'i seviyor. Çünkü insanların Hüseyin'i anlamasını istiyor. Çünkü Hüseyin Allah'ın dini anlaşılsın diye bütün her şeyini 6 aylık bebeğine kadar hak yolunda şehit vermiştir. Neden? Bizler Hüseyin'i anlayalım diye. Bizler Emevi İslam'la, yani kendi kafalarından uydurdukları İslam'la Allah'ın gönderdiği Muhammed'in tebliğ ettiği 12 imamın öğretmenliğini yaptığı, açıkladığı İslam birbirinden ayrı olsun diye. Bizler şimdi tutup 12 imamın önüne geçip 12 imamı devre dışı bırakıp 7 ulu ozanlarımızı ve onlar gibi aşık-ı sadıklarımızın sözlerine müracaat etmeden, onların açıklamalarına bakmadan kendi kafamıza göre Kur'an'ın şu ayetinden kasıt budur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Canlar, İmam Cafer Sadık 6. imamımız buyuruyor ki bizim yolumuz delil yoludur. Ben delilin oğluyum. Delilin oğluyum. Bizim yolumuz delil yoludur. Eğer deliliniz varsa Kur'an'dan, deliliniz varsa Kur'an'ı açıklayan Ehl-i Beyt imamlarından, 12 imamdan, Ehl-i Beyt'ten ve onların ardılları olan 7 ulu ozan gibi aşık sadıklardan delil isteyin. Herkesten isteyin. Her dededen isteyin. Dede bunu hangi ozan anlatmış? Bana bir göster. Hangi imam söylemiş? Bana bir göster. Muharrem ayı bunun için çok önemli bir aydır. Matem ayıdır. Kutlanılacak bir ay mıdır? Ben size desem ki Muharrem'iniz kutlu olsun, ne dersiniz? Sen Muharrem'i bilmiyorsun dersiniz. Değil mi? Yani 10 Kasım'da Atatürk'ün öldüğü gün gelip desek ki 10 Kasım'ınız kutlu olsun, ne dersiniz? 10 Kasım kutlanmaz dersiniz ya. Ölüm kutlanır mı? Türkçedeki kutlama kelimesi o değil. Yani sevinç, mutluluk anlamındadır. Sizin Muharrem'iniz mübarek olsun, kutlu olsun denir mi? Denmez. Matem ayıdır. Bunu bütün Aleviler bilir. 7'den 77'ye kime sorsanız her Alevi genç, her Alevi yaşlısı Muharrem matem ayıdır. Kutlanmaz, mübarek olunmaz. Yastır, matemdir. Karalar giyerler insanlar, siyahlar giyerler. Hele hele bayram hiç değildir. Doğru. Aşura unutulsun diye, İmam Hüseyin'in Kerbela'sı unutulsun diye, İmam Hüseyin'i şehit edenler, 72 yaranıyla şehit eden zihniyet, İmam Hüseyin'in şehit olduğu Aşura günü unutulsun diye ne yalanlar uydurmadılar. O gün başka güne çevrilsin, başka güne evrilsin diye ne yalanlar uydurmadılar. Dediler ki Aşura günü alışveriş yaparsanız bereketli olur eviniz, bir yıl bereket, hadis uydurdular. Gözünüze sürme çekerseniz Aşura günü gözleriniz ağrı görmez. Hadis uydurdunuz. Hadis uydurdular. Dediler ki o gün Aşura günü peygamberlerin kurtulduğu gündür. Adem'in tövbesi o gün kabul oldu. İbrahim o gün ateşten azat oldu. Efendime söyleyeyim.
Bütün peygamberlerin, yaklaşık 10 tane peygamberin kurtulduğu günü de o gün söylediler. Hangi kaynakta bu var? Hiçbir Alevi kaynağında, ne Anadolu'da yazılmış ne de dünyada yazılmış 12 imama inananların hiçbir kitabında bu hadis yok. 7 ulu ozanların ve aşık-ı sadıkların hiçbir kitabında ve yazısında böyle bir hadis yok. Tam tersi var. İmam Ali'den hadis var. İmam Ali diyor ki, ey Meysem-i Tammar, oğlum Hüseyin'i şehit edecekler, şehit olduğu günü bayram ilan edecekler ve diyecekler ki Adem'in tövbesi Aşura günü oldu, oysa Adem'in tövbesi şu gün kabul edildi, o gün değil. İbrahim mancınıktan o gün kurtuldu diyecekler, oysa diyor İbrahim mancınıktan işte Zilhicce'nin bilmem şu zamanında kurtuldu, Muharrem ayında değil. Hangi kaynakta var biliyor musunuz bu arkadaşlar? Ehli sünnet kaynaklarında var. Ve üstelik ehli sünnet kaynaklarına göre de zayıf bir hadis. Yani senedi sağlam bir hadis değil. Bize 1400 senedir bu hikayeyi anlattılar. Gidin camilerden duymuşsunuzdur, televizyonlardan duymuşsunuzdur. Hep bu hikayeyi anlattılar, sonra da eklediler. İşte bugün İmam Hüseyin de şehit olmuş. Biz Aleviler de dedik ki ya hep bayramdı, biz şimdi o bayramı kaldırdık, matem yaptık. Yok vallahi böyle değildi, billahi böyle değildi. Bir tane delil getirin, 7 aşıktan, 7 ulu ozandan bir telel getirin, öpüp başıma koyayım. Ya biz 12 imamı terk edelim, gidelim kendimize başka imamlar bulalım. Onlar yazsınlar, çizsinler, onlara uyalım. Ya gidelim bizim bu ozanlarımızı, aşıkı sadıklarımızı silelim, süpürelim, atalım kendi kafamıza, artık biz bundan sonra Aleviliği böyle yaşıyoruz diyelim. Eğer onlara da bağlıysak, onlar da değerliyse, Şah Hatayi benim için bir mana ifade ediyorsa, Hacı Baktaş benim için bir mana ifade ediyorsa, Fuzuli bizim için bir mana ifade ediyorsa, o zaman lütfen gidip kapısını çalalım ey erenler. Kur'an'ın ayeti var. Bu ay Muharrem, matem ayıdır. İmamlar o ayeti böyle açıklamışlar ve bütün deyişlerimiz ki biraz önce okuduğum bu Muharrem mahıdır, matem demidir. Geldi mahı Muharrem, tende can ağlar bugün. Hiçbiri demiyor ki oruç ayı geldi, oruç tutalım, sevap kazanalım. Oruç Hüseyin'e kurban olsun. Oruç nedir? Hüseyin'e kurban olsun. Biz o açlığımız, mesela Bektaşileri duydunuz mu? Bektaşileri duydunuz mu? Bektaşiler nasıl oruç tutuyorlar biliyor musunuz? 9 gün tutuyorlar ve sadece su içmiyorlar. Sadece su içmiyorlar. Et yemiyorlar. Yani gündüzleri yemek yiyorlar, normal yemek yiyorlar, sadece su içmiyorlar, yemek yemiyorlar. Bektaşilerin hepsi değil tabii ya. Bütün hepsi böyle yapmıyor, büyük bir bölümü böyle yapıyor. Niye? Hüseyin'i anlamak için. Çünkü burada amaç, hedef Hüseyin'i anlamaktır. Hüseyin'i ağlamaktır. Biz 12 Muharrem, 12 gün oruç tutuyoruz. 19. günle 10. gün arasında fark yaşıyor musunuz? 11. günle 8. 10. gün arasında fark var mı? Yok. Oysa bütün hepsini 10. gün için tutuyoruz. Çünkü 10. gün İmam Hüseyin şehit olmuş. O gün farklı bir gündür. O gün çalışmak bile yasaktır. Mecbur kalmayan gidip dükkanını bile açmaz. O gün oturur ağlar, çünkü yer ağlıyor, gök ağlıyor, vahşi hayvanlar ağlıyor, alemde bütün deryadaki balıklar ağlıyor o gün. Takvimler yapıyoruz, takvimlerde İmam Hüseyin'in 10. gün şehit olduğunu kimse yazmıyor. 12 gün oruç tutuyoruz, bu oruç. Evet, inşallah derdimi anlatabildim. Bizim yolumuz delil yoludur. Biz bunlara delil getirmek zorundayız. Kimin bir iddiası varsa ilmi ortamlarda, ilmi bir şekilde Kur'an'dan, Ehl-i Beyt'ten, o 7 ulu ozandan delil getirsin. Ben bugüne kadar araştırmalarımın hiçbirisinde bunun tersini görmedim herhalde. Ve Muharrem ayı matem ayıdır. Muharrem'de bir damla şu ya gelip oturmanızın sevabı oruçla ölçülemez. Şuraya gelip oturmanızın, diz kırıp İmam Hüseyin'in yasına geldik demenizin sevabını vallahi ve billahi sadece mahşer günü görebileceksiniz. Ben bilmiyorum.
Ama okuduğum rivayetlerde, hadislerde Hüseyin'in meclisine gitmek, Hüseyin'i anmaya gitmek, Hüseyin'i anlamaya gitmek. Hüseyin'i ağlatan, Fuzuli diyor, bir insan Hüseyin'i ağlatsa, birini Hüseyin'i ağlatsa. Dedem şimdi Mersi'ye söylüyor, sen ağlasan, ağlayanın da ağlatanın da sevabı çok büyük. Hatta hadisler var, cehennem onu haram olur. Böyle bir şey. Şimdi biz orucu getiriyoruz, bu İmam Hüseyin gibi, yani İslam'ın şaha kalktığı Nuh'un gemisi olan Hüseyin'in önüne geçiriyoruz. Dikkat edin de, oruç açmaya kaç kişi geliyor? Mateme kaç kişi geliyor, değil mi? Buradan anlayabiliyorsunuz değil mi? Bütün sanal alemde ne paylaşılıyor arkadaşlar? Oruç açma, sofralar paylaşılıyor. Hani biz başka kimseye benzemezdik? Hani matemimiz ön plandaydı? Hani Hüseyin'i anıyorduk? Niye programlar paylaşılmıyor? Niye meclisler paylaşılmıyor? Niye işte yöneticiler, milletvekilleri geldiğinde oruç açmaya geliyorlar da asıl Hüseyin'i anlamaya gelmiyorlar? Ey yöneticiler, ey cemevi yöneticileri, insanları çağırırken oruç açmaya çağırmayın. Gelin, bizim toplantımız var. Biz oturup peygamberin torunu Hüseyin'i ağlıyoruz. Siz de buyurun gelin. Niye demiyoruz? Bizim derdimiz Hüseyin'in derdini taşıyabilmek, yaşayabilmek, anlayabilmek. İnşallah dedem bize bir mest etsin. Ondan sonra konumuza devam edelim. Eyvallah dede, ver. Kerbela'ya uğrayalım, yanık diye dağlayalım, ah edip de ağlayalım, İmam Hasan Şah Hüseyin. Ah edip de ağlayalım, İmam Hasan Şah Hüseyin. Kerbela'nın yazıları şehit düşmüş gazileri, Fatma ananın kuzuları, İmam Hasan Şah Hüseyin. Fatma ananın kuzuları, İmam Hasan Şah Hüseyin. Kerbela'da delik taşlar, Kur'an okur kesik başlar, Fatma anaya olan işler, İmam Hasan Şah Hüseyin. Kerbela'da uzun kuyu, vermediler bir içim suyu, Fatma ana Ali soyu, İmam Hasan Şah Hüseyin. Fatma ana Ali soyu, İmam Hasan Şah Hüseyin. Kerbela'yı Alkan aldı, Fatma anayı fırkat aldı, Ehl-i Beyt
yasa saldı İmam Hasan Şah Hüseyin. İmam Hüseyin attan düştü, zalim keklik.